Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Mustafa ve şu anda neden karşınızda bir klan savaşı ekranı var diye sorabilirsiniz. Bugün yepyeni bir saldırı yöntemini inceleyeceğiz. Bununla ilgili oldukça fazla istek geldi ve umuyorum ki bugün siz de beraber GoWipe'ın kitabını yazarken bana katılacaksınız. GoWipe'dan Go, Go kastımız burada. Golem, büyücü ve PK anlamına geliyor arkadaşlar. Ve köy nasıl dokuzların ya da onların şu anda köy nasıl onlara saldırması için ...en iyi yöntem olduğunu söyleyebilirim. Burada iki yıldızlık bir saldırım var ve dikkat ederseniz... ...rakibin 6.sına saldırdım. Bense klanımda 16. sıradayım şu anda. İlk öncelikle köyü inceleyelim ve köye baktığımızda... ...duvarlar ve kahramanlar hariç... ...köyün savunmalarının her şeyinin son seviyede olduğunu görüyorsunuz. Fakat bu beni korkutmadı çünkü GoWipe'ın... ...gerçek gücünü bu saldırıda göstermiş olacağım... Dilerseniz artık durdurma özelliği olduğu için detaylı bir analiz yapabiliriz. Şöyle bir bakalım köyümüze ve ordu durumumuza mevcut bildikler 6 okçu. Bu 6 okçunun önemini saldırının sonuna doğru anlayacaksınız. Yanımızda 6 okçu taşıyoruz arkadaşlar. 8 duvar yıkıcı, 2 öfke, 1 zıplama, 1 şimşek, 2 kahraman. Klan kalesinde büyücü artı seviye 5 pk, 2 pk, 2 golem ve 22 büyücü benim ordu düzenim. Şimdi bu köye zıplamayla girecektim bu yüzden en uygun kısmın yukarıdan girmek olduğunu düşündüm çünkü yukarıdan girirsek şu aşağıda gördüğünüz kahramanlara dokunmayacağız ve bizi rahatsız etmeyecekler. Klan kalesini saldırının ortasında şimşek büstülerle edeceğiz. Eğer ejderha çıkarsa onu kendi bücülerimiz öldürecektir. İlk öncelikle bildiğiniz gibi saldırımıza başlarken Go v video olduğu gibi iki golemimizi eşit aralıklarla ağır, bırakacağız. Bunları bu sol ve sağdaki okçuklarına bırakacağım. Eşit bir aralık olacak ve arkalarına hemen bücülerimi takacağım ki İyi bir koruma altında savaşa devam edebilirsinler. Dilerseniz başlatalım savaşımızı. Bir golemimizi bıraktık. Arkasına büyücülerimizi basıyoruz. 7 tane büyücü bıraktım yaklaşık. Bir golem daha bıraktım. Tekrar büyücüleri basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi durdurdum tekrar. Büyücüler bir kısmı içeri doğru ilerlerken bir kısmı da dışarıya doğru ilerliyor. Burada gördüğünüz gibi. Ve bu kesinlikle bizim işimize yarıyor. Çünkü askerlerimizin tek olarak merkeze gideceği güzel bir yol açıyoruz kendimize ve pekalarımızdan en yukarıdan yolacağız. Şu noktada gördüğünüz gibi zıplama olacak. Golemlerimizi bıraktık şimdi duvar yıkıcılarımızla içeriye doğru girmeye çalışalım. 3 duvar yıkıcıyı ortaya bırakıyorum. 2 sağa 2 3 tane de sola bıraktım. Ee, ve içeriye kırdık. Şimdi zıplama bıraktım ve gördüğünüz gibi Jack olarak ilk bölümden merkeze doğru girebiliyor. Zıplama büyüsünü bırakmanız çok önemli çünkü yanlış bırakımlarda saldırınız gerçekten mahvolabilir. Ve e, sizin yararınız olmayacaktır bu. Hızlandıralım ve devam edelim golemlerimiz bütün ateşi üzerlerine çekerken büyüzlerimiz ilerliyor ve durdurursak şu anda e, burada göremiyorsunuz iki pekkamız var iki kahramanımız var ve bir de 5. seviye pekka var klan kalesinden çıkacak e, ve bir üç tane de elimde kalan büyüzleri bıraktım buraya gördüğünüz gibi şu anda burada 5. seviye pekka 2 adet 3. seviye pekka ve kahramanların merkezi doğru ilerliyor ve saldırının bir önemli aşaması daha öfke büyüsü öfke büyüsünü iki adet öfke büyümüz olduğu için bir tanesini merkeze girerken bir tanesini de kömünasi üzerinde kullanmanız gerekiyor ki en fazla etkiyi oluşturabilirsiniz. Ve aynı zamanda burada şöyle bir durum var. E, zıplam büyüsüyle köye girerken yani go wipe saldırısı yaparken çok kesin yani nokta atış yaptığınız için köyün etrafını pek fazla temizleyememiş oluyorsunuz. Ve bu da %50'ye ulaşmanızı zor hale getiriyor. Bu yüzden bunu biraz planlamanız gerekiyor. Şimdi yavaşça içeriye giriyoruz ve klan kalesinden birkaç okçu ve ejder çıktı. 7. seviye okçular da var. Durdursak burada şimşek büyümü tam olarak okçuların üzerine attığını görebiliyorsunuz. Ve bu şekilde klan kas askerlerinden etkili bir kurtarma, e, kurtulma yöntemi öğrenmiş olduk. Şimdi içeriye doğru gelelim. Askerlerimiz e, öldürdü ve bu arada ikinci öfkemi bile bıraktım gördüğünüz gibi. Pekkalarım iş yapmaya devam ediyor. E, kralım ve pekkalar artık görenler büyücülerim için tanklama görevi görüyor. Ve etkili bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Kraliçemin özelliğini henüz kullanmadım. Şu anda hava savunmasını indirecek ve depoya yani yüksek can olan binalara yöneldiğinde özelliğini kullanacağım ki çok fazla zaman kaybedip hasar görmesin. Şu anda %43'teyiz ve duvarlara takılmış durumdayız. Buradaki pekkamız öldü. Ve kraliçem bunu alacak ve bize artı e, kaç kazandıracak? Artı 2 kazandıracak. Şimdi durduralım burada. Can alıcı noktaya geldik. Amacımız tabii ki 2 yıldız almak ve bütün savunmaların son seviye olduğunu biliyorsunuz bu köyde. Fakat şöyle bir durum var ki elimizde 6 okçu kaldı ve okçu kulelerinin menziline bakarsak şuradaki altın madeni izbe kışla ve büyük fabrikasına bıraktığım okçuların buradaki okçu kuleleri tarafından görünmeyeceğini biliyorum. Bu yüzden bunları rahat bir şekilde temizleyebilir ve %50'ye ulaşabilirim. Ve golemim de orada ölecektir. Aşağı biraz yaklaşalım ve bakalım. Bir okçu bırakıyoruz. Bir okçu da sağ tarafa. Ve biraz hızlandıralım derseniz. Ve bu binaları aldıktan sonra %49'a kadar çıkacağız. Ve kalan okçularımı da burada bıraktım ve gördüğünüz gibi son izbek işle hiçbir okçu görmüyor. Ve bu benim %50'yi almamı sağladı arkadaşlar ve bu saldırı stratejileri videosundan söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu izleyin ve bu adımları olduğunuz köy münazası seviyesine göre takip edin. Oldukça etkili bir saldırı yapacaksınız ve kendinizden yüksek köy münazası seviyelerinde 2 yıldız yapabileceksiniz arkadaşlar. Kısacası bu videodan söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıdaki abone ol butonuna tıklayın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde en yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. Dilerseniz bizi facebook.com slash adresindeki sayfamızdan da takip edebilir. Ve oradan da en yeni Clash of Clans haberlerini ve videolarını alabilirsiniz. Clash of Clans Türkçe'den ben Mustafa. Herkese iyi günler ve Clash'a devam.